Cahit Asanova ne diyor? Müslüm Baba'nın bu videoda yaptığı namelere yorum yapabilir misin? Teşekkür ederim. Özellikle 4.39.5.11. Hadi bakalım. 4.39. Söylüyor şimdi o yerlerde bizim eski şarkılar. Allah. Akşam akşam coşacağız arkadaşlar. 439. Nedir? Şimdi öyle bir şey olmuş ki İbrahim Tatlıses tenor, Müslüm Gürses yüksek bariton. Bakın ne kadar farklı çıkıyorlar tizlere. Bir tanesi orta ton gibi söylüyor. Diğeri kafa bölgesinde. Ecemek. Biri rahat. Gülümseye gülümseye diğeri Ecemek. Öbürü kafa bölgesinde. Yüksek baritonla tenor arasındaki fark. Ama Müslüm Gürses de büyük usta. Yani şimdi burada ne kadar güzel bir karışım olmuş. Çok hoş. Yani İbrahim Tatlıses gibi çok özel bir ses rengi, Müslüm Gürses gibi muhteşem, çok çok estetik name yapan bir şarkıcıya karşı. Müslüm Gürses'in de bence farkı, İbrahim Tatlıses'ten farkı, Müslüm Gürses'in o biraz daha böyle, İbrahim Tatlıses tabii türkü söylüyor ama daha çok böyle İbrahim Tatlıses hep arabeske doğru gidiyor. Müslüm Gürses de arabeskçi ama Müslüm Gürses'e daha farklı bir türkü yanı var sanki böyle. Bilmem. Şunlar türkü nameleri. Bunlar tam türkü nameleri. Türkü tadında, arabesk gibi değil. Gerçekten ziyafet gibi. Herkes beğenmeyebilir bunu arkadaşlar. Benim hoşuma gider. Gayet güzel. Bu işte sahne egzajerisi diyoruz buna. Sahne abartısı. Bunlar alkış alır, farklılık yaratır. Benzer şeyleri başka sanatçılar da yaptılar zamanında. Hani şu bu diye isim vermeyeyim şimdi ama hani bu sahne hareketleri sahne içinde yapılan şovdur. Sahne gösterisi bunlar. Yani böyle olmasa da ses çıkarır Müslüm Gürses ama o artisti yapıyor zaten. İbrahim Tatlıses nasıl bakıyor? Çok acayipmiş. Herkes de gülüyor. Biraz abartı çünkü yani. Ha, İbrahim Tatlıses orta ton geliyor. Tiz bile değil yani. Bak. Ona neredeyse pes bu tonlar. Ben en çok programlardaki seyirciye eğleniyorum. Ya sürekli oynuyorlar. Parçanın ne olduğu önemli değil. Alkışı aldı işte. Teşekkürler. Gerçekten Allah rahmet eylesin. Çok güzel, güzel insanlar. Güzel, farklı, kendine has insanlar.